Balayımdan dönse de insanın evi gibisi yok bebeğim, ben sana söyleyeyim. Vallahi evim, güzel evim. Ama çok güzel oldu Ozan. Yani çok güzel oldu. Çok güzel bir balayı yaptık. Düğün stresini, yorgunluğunu da attık. Vallahi. Evet. Çok ve çok güzel insanlar tanıdık Ozan. Ekin de Berk'i diyorsun evet. Değil mi aşkım? Şahane insanlarla tanıştık. Çok güzel insanlar. Sana bir şey söyleyeyim mi? Artık bundan sonra Eda ile Burak düşünsün. Aynen. Vallahi aynen. Ama ne, kim ne derse desin. Bu yeni arkadaşlarımız zaten Eda ile Burak'ın yanında, kusura bakma ama çok cahilsiniz diye sinirlenen İlber Ortaylı gibi kalıyorlar. Vallahi doğru söyledin ya. Hakikaten mükemmel insanlar ya. Mükemmel. Çok. Ekin'e çok baksana öyleyse. Ya. Çok. Neydi öyle ya? Üniversitede doçent. Evet. Yoga hocası. Evet. Fransızca duayeni. Evet. Kitabı var. Üstelik Fransızca bir de. Bir de yani. Bir de. A Berk de öyle ama ondan şaka. Atçılık tabii. Onda, hakikaten. Okçuluk onda. Allah aşkına yeraltı, deniz üstü sporları. Hani fotoğrafçılık. Ne yapacağım? Meditasyon, perküsyon. Asıl işi neydi onun ya? Ana. Ne iş yapıyordun? Vallahi hiçbir fikrim yok. Bir sürü hobisi var adamın. Bu evet. Kadar hobiye meslek mi dayanır? Dolu adam, dolu aşk. Dolu ve kibar Ozan. Değil mi? Çok kibar adam. Ya ben size şöyle söyleyeyim. Mükemmel bir çift, mükemmel gerçekten arkadaşlar. Gerçekten öyle, çok yani iyi arkadaşlar. Ben şu anda mesela böyle arkadaşlara sahip olduğum için kendimi bile entelektüel hissediyorum. Ya sana bir şey söyleyeyim, aynı his bende de var. Böyle eve girer girmez böyle bir kitap okuyayım. Böyle hiç olmadı bir boyanacak böyle bir çanak çömlek aradı gözüm. Gerçekten. Evet haklısın bebeğim ya. Vallahi çok güzel oldu ya. Onlar da bizi böyle konuşuyorlar mıdır? Düşünüyorlar mıdır bizi? Bunu aramanın tek bir yolu var, bunu öğrenmenin. Arayalım onları, hınzırları, soralım bakalım. Evet. Ha? Vallahi çok güzel fikir. Zaten düşünün ayıp olur. Çünkü Ekim merak ediyordur burada. Numara nerede? Bende. Ekim merak etmiştir biz vardık mı varmadık kesin, mı diye. Soralım bakalım hınzırlar. Özledik ya. Vallahi öyle, şunun içine yazmıştım. Al. Evet. Bak, ne kadar sofistike bir çift görüyor musun? Bize cep telefonu vermiyor, direkt ev telefonu veriyor. Çok ince bir davranış bu. Eski Klas. Kafa gibi böyle, şahane ya. Klas, güzel çok bir şey. İçten, evet, samimi. Oturup iki laf edebileceğin insanlar. Çok güzel, insan böyle insanlarla oldukça zaten hayatı tadı çıkıyor. Ay, çalıyor. Yorulduk da. Selam. Alo, ne haber Berk? Nasıl keyifler? Siz de vardınız mı eve? He? Berk? Pardon? Berk değil mi senin? Neresi orası kardeşim? Maslak Otosanayi mi? Bir dakika. 156, 78, 77 değil mi orası? Anladım. Ha, yanlış numara diyor aşkım. Yanlış numara mı? Nasıl ya? Yok aşkım size demedim ben. Pardon. Yok bizim kaportayla alakalı bir sıkıntımız yok. Bizim araba sağlam. Yanlış olmuş evet. Herhalde yanlışlık oldu. Yok bizim lastikler de sağlam arkadaşım. Kusura bakma yanlış aramışız. Tamam kapatıyorum ben hadi. Pardon. Yanlış numara vermiş olamazlar değil mi? Öyle mi diyorsun? Yok canım. Yok canım. Onlar bir kere mükemmel insanlar. Ya deli misin ya? Biz yanlış almışızdır. Kesin. Ben yanlış duymuş bile olabilirim hatta. Kesin yani. Şahane insan. kafama şey takıldı benim. Ne takıldı belli. Şimdi ben diyorum ki kızım bak. Şimdi bu kaportacı, o Berk'in sürekli kullandığı, sürekli gittiği kaportacı olabilir. Sürekli adamı arıyordur. Herifin kafa dolu yani, meşgul adam. Yanlışlıkla belki bize o kaportacının numarasını vermiş olabilir ya diyorum. Ya bence sen onda böyle bir numarayı falan yanlış aldın yani. Numarayı verirken arabanın camını kapatıyordu, hatırlasana. Evet. Sonraki numarayı yanlış duydum. Evet. Çok mantıklı. Canım çok normal, çok mantıklı yani. Çok mantıklı. O yüzden bilinmeyen numaralar servisini arayıver işte, öğren. Yani bu küçücük bir yanlış anlaşma yüzünden arkadaşlarımızın arasına şey mi sokacağız yani? Buna izin verecek miyiz? Aramızı mı açacağız? İyi fikir. Bilinmeyen numaralar. Ekin Berkaypakoğlu mu? Evet. İyi günler, merhabalar. Ben Ekin Berkaypakoğlu'nun telefon numarasını rica ediyorum. Galata'da oturuyorlar. Evlerinin adresini de öğren. Giderken böyle uğramak durumunda kalabiliriz. Evet, yazacağım. Bir saniye. Şuraya. Şuraya. 841 11. Evet. Teşekkürler, sağ olun. Ha? Yalnız bu numara kaportacının numarasıyla hiç benzeşmiyor, alakası yok. Ulan bunlar bizi gerçekten atlatmış olabilirler mi ya? Hı? Ne oldu? Şimdi anladım. Ne? Anladım, evet. Ekin şey yapıyordu. Ben dedim, sana dedim, Ekin dedim, Face'ten dedim, ekledim canım dedim. O da bana, ben dedi Face'ten dedi, telefondan dedi, Face dedi, kullanmıyorum bilgisayardan zaten, çok da girmiyorum. İşte bana vakit kaybı gibi geliyor gibilerinden, böyle tevekkili ondan kıvırdı. Yandan kaçmalar. Ulan benim gibi delikanlı yapılır mı bu be? Ama böyle olacağı belliydi Ozan. Sen yemek yerken zaten bu ne ya diye bakıyordu Ekin sana. Niye? Niye? Alet kullanmayı yeni öğrenen şempanzeler gibi yediğin için. Sen kendine bak asıl. Ettiğin muhabbetleri hatırla bakalım. Yok lohusa şerbeti, yok hamilelik basuru, yok çatlaklar bilmem neler. Kadın yemek yemedi, midesi bulandı. Bir abuk subuk muhabbetler ettin. Çok mu şey ettim? Hamilelikten çok mu bahsettim ya? Asıl ben şeyi yapmayacaktım. O havuzda eşli deve güreşine hiç girmeyecektim ben. Girmeseydim iyiydi yani. Ne bileyim ben kızım, eğleniyorlar zannettim Allah Allah. Durmuyorum ki. Durmuyorsun. Öküzlük yapmasan develik yapıyorsun. Ama Zeynep zaten sinirim tepemde, sen de üstüme binme Allah'ını seversen. Aman üstüme gelme. Ya sorma Eda. Sorma canım ya. Tamamen seviyesiz bir arkadaşlıktı zaten onlarınki. Hı. Gıcıklar. Canım balayında tanıştığımız çifti diyorum. Zaten o nasıl bir yapmacıklık? Ay nasıl böyle bir özentilik yani Eda. Burak'a selam söyle. Haftaya mangal yapıyoruz, unutmasınlar. Dur Ozan bir şey söyle. Haftaya mangal yapıyoruz diyor. Burak'a selam söyle, unutmasınlar diyor. Aa. Ay gözlerime inanamıyorum. Eda dur. Eda şu an Face'teyim de neye bakıyorum biliyor musun? Gülşin'in düğün fotoğraflarına, doğum demişim. Hangi Gülşin o be? Sen tanımazsın. Ya senin eski iş yerindeki arkadaşın yok muydu? Gülşin yok muydu Eda? Toparlak Gülşin, evet. Kız gelinliklerle dantelli futbol topu gibi olmuş. Ay geline kapat, de öyle denmez ya, tövbe tövbe. Kapat, telefonu kapat kızım. Bir dakika ya, görmüyor musun? 2 dakika dedikodu yapıyorum. Telefonu kapat, bırak dedikoduyu ya. Niye? Bana bak. Berk benim arkadaşlık talebimi kabul etmiş. Bak bakayım Ekin de seninkini kabul etmiş mi? Ne? Berk benim arkadaşlık talebimi kabul etmiş. Konu Eda, dinliyorum. Kapat telefonu ya. Vallahi etmiş, yemin ederim etmiş. Kapatın ben onları sonra. Vallahi etmiş, billahi etmiş. Berk'ten mesaj geldi bana Zeyno. Ne? Mesaj geldi. Ne diyor? Nasılsın kanka? Ha, güneş gözlüklerini kaybetmişler, sizde mi diyor? Yok bizde gözlük mözlük. Terbiyesiz. Yok bizde gözlük mözlük. Terbiyesizler. Aramızda onca soğukluk girmiş. Dediği şeye bak. Allah'ım ya. Gönül alınır önce, bir gönül alınmaya çalışılır. Bir jest yapılır, bir şey yapılır. Vallahi doğru diyorsun ya. Terbiyesiz herif ya. Ulan bizim duygularımızla bu kadar oynanır mı ya? Ayıp denen bir şey var. Biz de sizin numaranızı yanlış kaydetmişiz desene bakalım ne diyecek. Yok kızım ben hemen bizde gözlük yok diye yazınca hemen offline oldu herif. Hiç. Baksana. Şimdi bir daha mesaj yazarsam çok istekli görünürüm yani. İstekli görünmeyeyim. Bence sen Ekin'e bir şeyler yaz. Ne yazayım? Yaz bir şey işte ya. Kalbimizi kırdığınıza değdi mi? Heh. Karaman ailesinin gururunu paspas ettiniz. Değdi mi ha? Değdi mi? Karamanların gururunu paspas ettiğine değdi mi? Tabii dedim. Bırak da onu oraya yaz oraya işte. Onu diyorum işte. Yaz bir şey. Tamam yazıyorum. Onlar istedi. Yaz bebeğim. Pislik hemen offline oldu ya. Ya Allah'ım ya bu kadar basitlik olmaz ama artık yani. İğrenç insanlar ya. Bak kızım Ekin. Böyle başlayacağım. Benim de dilim bu arkadaşım. Tabii kızımlı böyle. Bana bak de. Heh. Biz var ya biz. Hiç elinden gelen ardına koyma yani. Dur, rahat ol. Dur ya tabii ki. Yokluğumuzla terbiye ederiz. Vah işte bu ya. Benim felsefe bilen karım bu işte ya. Kardeşim. Varlığımızın kıymetini bilmeyeni. Hı, ne yaparız? Al bakalım. Yokluğumuza terbiye ederiz. Onu önceden yazmış. Güzel, şiirsel evet, olsun doğru, diye. Tamam. İyi yaptın bebeğim. Şahane gidiyorsun. Anladın mı? Yazı dili. Yok birikmiş içimde demek ki tıkır tıkır geliyor. Yaz gidelim. Siz kim? Siz kim? Ben bunu söyleyeceğim. Bize yanlış numara vermek kim? Bize yanlış. Küfür falan yazsak mı acaba? Dur bir dakika. Hayır yani kalitemi ona düşürmem. Yanlış numara vermek. Abi laf kim? Bir şey yap yani kızım. Tamam. Biz var ya biz. Hı. Bak şimdi bak dinle. İnsanların egolarını alır, Lego yapar oynarız be. Vay. Wow. Ya. Ulan taşı gediğine koydun ha vallahi bu. Hem klas hem böyle öyle. Evet. Böyle bir gitti ki yani kafayı yiyecekler. Helal olsun sana. Dur. Gönderiyorum. Gönderdim. Online mi şu anda? Evet. Cevap gel. Ne diyor? Gülücük atıyor. Telefonda bir yanlışlık olmuş. Haftaya bize gelmek istiyorlarmış yemeğe. Yemekte anlatırmış. Anam biliyordum. Kaçasak kızım. Biliyordum. Bir yanlışlık olmuş kızım. Ya onlar bize ihanet etmez biliyordum. Ben sana söylemiştim bir yanlışlık olduğunu. Ben sana söylemiştim bir yanlışlık olduğunu. Ay Ekin'im benim şuramda hissediyordum biliyor musun? Ya ben çok sevmiştim zaten yani. Çok kararlar çocuk vallahi ben sana söyleyeyim. Aç duyunca tamam. Bize yemeğe geliyorlar kızım. Yaşasın! Aşkım. Canım. Ya insanların Fransızca gibi özel bir dille bakış açılarını gerçekten hiç anlayamıyorum ya. Yani ya böyle bir dili öğrenirken ilk öğrenmeye çalıştığın şey hemen ayıplı kelimeler olabilir mi ya? Yani kommentelevu gibi bir kelime varken mesela. Bebeğim ne diyorsun? Zerre anlamıyorum ama kesin haklısındır. Ya nasılsınız diyorum kommentelevu. Qu'est-ce que vous voulez pour boisson? Mesela, pour boisson. Ne içmek istersiniz? Qu'est-ce que vous voulez pour boisson? Valla. Qu'est-ce que vous voulez pour boisson? Sen gizli Fransızca mı öğrenmeye başladın kız? Gizli, ne öyle kesküle mesküle falan boisson ne diyorsun? Kesküle mesküle. Ne bir kere gizli öğreneceğim canım? Alenen internetten indirdim programımı. Hı. Bakıyorum yani her gün düzenli olarak Fransızca çalışıyorum. Ne var bunda? Ben de Fransızca çalışıyorum ama benim daha çok içecek üzerine. Kızım bir Fransız şarabı aldım vallahi ki... Vallahi mı? Vallahi pintiliği kenara bıraktım, evet. En kalitesinden aldım bebeğim. Süper. Evet. Şimdi Berk çok anlıyor bu işlerden. Rezil olmayayım şimdi dururken. Pintiliği bıraktım, bayıldım parayı yani. Çok iyi, aferin sana. Tamam, o zaman ben o şarabı şey yapayım, açayım, havalandırayım. Sen de sahaftan aldığım şeyleri, kitapları şeylere diz, raflara diz. Aşkım bir şey söyleyeceğim. Abla altlıkları getireceğim. Raflara dizmek de olmaz. Şimdi hepsi rafa dizersek okuduğumuzu anlamazlar. O yüzden böyle birkaç bir yere serpiştireyim diyorum ama nereye serpiştireyim onu bulamıyorum. Ne diyorsun? Çok iyi. Vallahi kitap okuyormuş gibi. Hı. Ne kadar güzel fikir verdin. Hı. Nereye koyalım? Ne yap biliyor musun? Bir kere birkaç tane küçük tuvalete böyle serpiştir. Tamam. Serp kenarlara. Hı hı. Küçük tuvalete birkaç mizah dergisi de koy. Fransa'da koyayım mı? Koy anasını satayım. Banyoda makinenin... Çamaşır makinesinin üstüne koy. Buraya bir blok dizelim zaten. Diz. Senin okuyacağın kitaplar, benim okuyacağım kitaplar ayrı ayrı. Yap bir de. Hamak. Hamağın içine böyle uyurken sanki üzerimize kalmış gibi. Peki. Ama ayrıcını koy içine hepsinin de nerede kaldığımız belli olsun. Tamam. Üç ayrı yerde. Tamam. Yap. Yağmurlu günlerde böyle cam kenarında böyle bakarken okuyormuşuz gibi. Camın önüne. Bizim şu camın önüne koy. Tamam mı? Tamam aşkım. Diz bu kutunun içine bütün kitapları. Ayraçları koymayı unutma. Tamam. Dur bakalım şimdi. Biz yemekleri tamamladık mı ya? Neyi tamamladık? Karidesli tavşan yanisi tamam. Tamam, o tamam. Bir de şurada bir şey vardı. Ha tamam. Tamam, sanki oradan öyle bakıyormuşuz gibi. Öyle bakıyormuşuz gibi, aynen. Bakalım. Tamam, karidesli kabak da tamam. Tamam ya bunlar. Tam şu muzlu şeyi de yaptım mı? Değmeyin keyfime. Benden sosyetiği yok. Haydi hop. Nerede o ya? Sevgilim. Canım. Dediğin gibi kitapları okunmuş imajı yaratacak şekilde sağa sola saçtım bebeğim. Süper. Tamam. Süper. Sonra bize çok güzel böyle müzikler hazırladım gece için ambiyansı yaratsın diye. Ondan sonra bir de böyle içeceklerimizi güzelce sıraladım arka arkaya. Çok yemek şık. Öncesi, yemek güzel. Sonrası, yemekten sonra falan filan gibi böyle güzel bir ambiyans yarattım. Tamam. Fakat iyice sıkılmaya da başladım, haberin olsun ha. Vallahi delireceğim ha. Lan Ela ile Burak'la tanıştık. Bunları sosyetesine yetişeceğim diye ben perişan oldum. Bir de başımıza bu kötülükler çıktı ya. Kader karşımıza çıkartıyor demek ki. Allah Allah. Enerjilerimiz çekiyor birbirine. İthan çomağı hazırla. Burak arıyor. Aa! Açma. Ne oldu? Unuttuk. Ne? Ay! Mangala davet etmiştik onları bugün. Ana! Kız o gün bugün müydü? Ay! Ne diyeceğim ki ben şimdi bunlara? Zeynep hasta desen olmaz. Eda hemen gelir. Annemler geldi. Yok, bir hafta sonra gelecek onlar. Kesin takip eder o şimdi. Bir dakika dur. Çok bir yalan düşün ya. Çocuğu hala. Dur. Neden gelmedik? Neden gelmeyebilirler bize? Sustu. Yandık. Şimdi benim geri aramam gerekecek ya. Arama. Duymadık deriz. Saçmalama kızım. Eda ile Burak'tan bahsediyoruz. Akşam biz de mangal yemeği, et yemeği planlıyorlar mangalda. Yarım saat sonra kapıya gelirler. Bilmiyor musun sanki onları ya? Allah seversen. Bir de gelirlerse yani Ekinlerin yanında hava atarlar kro gibi. Yok aile yatımız, bilmem neyimiz 20 metrede. Ondan sonra yok bilmem nerede amcamın, Amerika'daki amcam taksitle uzay bilmem nesine çıktı da. Kesin. Üf. İki çift ayrı taraftan ezerler bizi. Bak ben sana söyleyeyim. Kesinlikle bu iki çifti bir araya getirmememiz lazım. Çünkü arada kültür farkı var. Evet, kesinlikle. Kesinlikle. Ne diyeceğiz? Ne diyelim? Mahalleyi köpekler bastı diyelim, korkar gelmezler belki. Ama be saçmalama, aynı mahalledeyiz zaten. Komşumuz onlar. Aklıma ne geldi? Ha. Ne? Evi ilaçlatmamız lazım diyelim. Muz aldık, Afrika'dan kakanak gelmiş diyelim, mutfağa bastı diyelim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Eda buna kesin %100 inanır. Benim mutfağım ya zaten. Ama önce muzla değil, özel uçaklarıyla geldi kakalaklar desem inanır. Vallahi inanır. Anlayayım o zaman. Tamam. İyi tamam, bu çok iyi oldu. Kakalak bastı eve. Aman bassın, bana ne? Ustacığım ne haber ya? Burak'cığım nasıl keyifler? Ya kusura bakma, koştum ama yetişemedim ya. Heh. Ne söyleyecektin? Söyle, dinliyorum. Çok şık oldu. Acil yurt dışı. Bu akşam gitmeniz gerekiyor. Berlin Bienali'ne, anladım. Ya gelemiyorsunuz tabii. Normal olarak da. Ama sağlık olsun ya önemli değil canım. Biz haftaya başka bir zaman yaparız canım. Sağlık olsun. Özel uçakla gidiyorsunuzdur mutlaka tabii. Acil yetişmeniz lazım. Tabii ki canım. Berlin Bienali kaçmaz sonuçta. Tamam görüşürüz. Hadi iyi yolculuklar size. Sen ya kapatsana ya kızım. Gelmiyorlar değil mi? Hı. Tahmin ettim zaten. Tahmin ettim. Farkında mısın Ozan? Böyle varsayımsal olarak bile birilerini ekemiyoruz biz. İşte bu benim gücüme gidiyor. Gitmesin. Gidiyor. Gitmesin. Evladımızın kaderi böyle olmaz inşallah. Olmaz inşallah. En az 5 kez et yemediğimi söylemiştim ama siz Adanalı olunca Zeynep de kebapları dayamış tabii. Ekinciğim o kebap değil o. Kestaneli. Tavşan yanisiydi o biraz önce tabağından döktüğün. Ne yapayım Zeynep'ciğim? Sen içine kestane koydun diye prensiplerimden vaz mı geçeyim şekerim? Hayır yani 5 kere söylemen değil zaten. Bir kere de görsem ne yiyip yemediğini ben ona görmemi yapardım zaten. Konu o değil de. Ha bilmiyorum otelde açık büfede yani hayvanlara hiç acımadığını hatırlıyorum ben. Neyse. Benim neyse ki yemek konusunda öyle ciddi prensiplerim yok. Ama şarap başka tabii, değil mi? Hayır, şarabımız tabii ki. Evet. Yalnız Ozan'ın aldığı bu şarap pek bir avam sanki. Aa yok, avam değil markası. Nasıl? Beğendiniz mi şarabı? Komikmiş Ozan. Niye gülüyor? Bundan anlamadım. Komik bir şey mi söyledim ben? Bilmem şey oldu. Tatlılara geçelim. Ne dersiniz tatlılarımıza? Tatlılarımız. Özel tatlılarımızla kahvemizle beraber kütüphanede. İçelim, yiyelim isterseniz, olur mu? Derken? Ay şu salondaki ortaokul ter kitaplığı kastetmiyorsun değil mi Zeynepciğim? Üniversite ve lisansüstü kitaplar da var birazcık ilerlerde. O kitaplığı alırken bize kitapçılığı satan adam ne demişti hatırlıyor musun Ozan? Oh demişti. Aman aman demişti, siz demişti bu kadar büyük kitaplık aldığınıza göre kim bilir evde ne kitaplarınız var demişti. Öyle mi demişti ya? Öyle demişti. Demişti artık dedesi de demesi de bunlar yemekleri tatlarını yiyecekler, sorbelerini mi yalacaklar, ne yapacaklar? Yoksa cinnetlerim değil gerçekten. Tamam, sakin ol. Tamam. Gitsinler. Madame Monsieur, kahvenizi nasıl alırsınız? Varsa ben bir americano alayım. İlahi Berk, tatlı diye donmuş muz yapmışlar. Sen americano kahve var mı diye soruyorsun. Orta bir Türk kahvesi iste de ne dediğini anlasınlar bari. Bunun içinde şeyler vardı, hiç yapınca gelmedi. Ya Ekin ya, sen böyle bir dizide falan oynamayı hiç düşündün mü? Böyle bir dallaslık yalan var yani. Sen de mi fark ettin Zeynepciğim? Hey. Benim kahkahamı hep o dizideki Suzi'ye benzetirler. Hakan tamam da tipten pek pembe dizilere pek olacakmış gibi değilsin. Daha çok böyle şey gibi bir program vardı, neydi o? Yemeklerde toplanıyorlar da böyle bir çirkeflik yapıyorlar. Bilirsin. Biz pek televizyon izlemediğimiz için çıkartamadım. Çıkartırsın. Gıybetteyiz miydi? Neydi? Bildin mi Ekin? Bildin mi? Bildin mi? Gıybetteyiz neydi aşkım? Neydi gıybetteyiz? Ne demekti? Gıybetteyiz yani. Dedikodudayız. Bizim üzerimizde nazar mı var aşkım ya? Bence nazar değil de... Lanet var bizim üzerimizde, lanet. Vallahi. Böyle bu insanlar ağız tadıyla sosyalleşmesin türevi bir lanet hem de. Ya ne? Kim lanet edecek bize ya? Tutankamon tanıdığımız mı var lanetleneceğiz Ozan? Tutan ve kamon yani. Ama ne bileyim. Hayır ya, Eda'yla Burak'a bile kendimizi sevdirmeye çalıştık. Kızım gene de çapımız yetmedi ya. Bence biz pi sayısını 3 almayalım, küsuratı da ekleyelim. Hı? Ne? Ne demek oluyor? Kızım, bilimsel bir açıklama getirmeye çalışıyorum işte. Zıkkım lanet değil, matematik değil. Allah Allah. Of ya, halbuki ama balayında mesela Ekinlerle ne kadar umut vaat eden bir arkadaşlığımız vardı. Ne kadar dost canlısı, ne kadar böyle nazik, paylaşımcı. Tabii. Neden öyle? Yani biz onlar için ama yani Eda, Burak'ı bile aldatmaya göze aldık yani. Aldık tabii. Neleri göze aldık biz? Gözyaşı, ihaneti, yalanı, sorbeyi, her şeyi göze aldık. İnsanoğlu çiğ süt emmiş. Nankör, bencil. Katılıyorum sana. Aman boş ver be. Bizim kimseye ihtiyacımız yok kızım. Biz birbirimize yeteriz ya. Orası öyle. Tabii canım. Yani bizim kimseye kendimizi beğendirmek gibi bir derdimiz olmamalı ki yani. Biz kendimizi, birbirimizi beğenelim yeter. Ben seni çok beğeniyorum. Ben seni beğeniyorum. Ben bayılıyorum sana. Evet, dürüstsün bir kere. Sen insan, kadın kıymet bilen bir kadınsın sen. Sen kimsenin arkasından konuşmazsın. Nasıl yalan nedir be? Hiç. Sen şahane bir kadınsın ya. Çok canım, beğeniyorum ben seni. Ben seni çok beğeniyorum. Bebeğim. Bir tanem. Canım. Aşkım. Dürüst sevgilim benim. Bir tanem benim, insan kadınım benim. Canım. Hı? Sen Face'ten Eda'ya mesaj çek de onlar evet. Berlin'de ne zaman dönüyormuş onu öğren. Hemen gelince bir yemek yiyelim onlarla. Evet evet. Hemen ben şeyden yazayım. Dönüşte bizdesiniz. Mutlaka çok özledik çok yazıyorum. Özledim zaten ya. Biz yemekteyiz. Vallahi özledim. Çok özledim ben. Özledim. Bir kere Eda Can biliyor musun? Tabii canım. Ne olursa olsun yani. Ne oldu? Geyik muhabbetini özledim ben ya. Vallahi çabuk. Kaliteli insanlar. Hemen. Çek mesaj çek. Hadi. Ne var lan? Abi marketten söylediğiniz siparişleri getirdim. Ne siparişi oğlum? Biz sipariş falan vermedik. Ne bunlar? Hep aynı. Bunlar başkasının şeyi sadece. Naş. Sanki. Ne ağlıyorsun lan durduk yere? Ne oldu? Şş, oğlum niye ağlıyorsun ya? Ne oldu? Niye anlatıyorsun çocuğu? Ben anlatmıyorum kızım. Durduk yere kendi kendini tetikledi artist. Patron beni dövecek. Yanlış adrese sipariş getirdim diye kafa göz dağıtacak şimdi. Hep aynı masal ya. Canım benim. Ay kimsecikler dövemez seni. Oğlum kimsecikler dövemez seni. Tamam al çocuğun elinden şeyi. Öyle ya? Kolay mı öyle dövmek? Paketi al. Ya kızım, bana bak. Saçmalama kızım. Bu numarayı otomatiğe bağladı. 3 keredir aynı numarayı yapıyor it ya. Anlasana. Allah aşkına ya ne biçim konuşuyorsun? Senin de yarın bir gün evladın olacak. Küçücük bir hata yüzünden el alemin kapılarında sadece sümük ağlasın ister misin? Aşkım bir tanem hiç mi şüphelenmiyorsun ya? 3'tür sana hiç sipariş etmediğin malları kakalıyor. Bir de üstüne başlıyor bu hıyar ya. Çocuk o. Çocuk ağlıyor, çok kötü ağlıyor. Ay elleri titredi çocuğum. Elleri titredi çocuk o. Kızım yeme diyorum şu numarayı ya. Deli misin nesin sen ya? Aynı numarayı bana bak bir şey söyleyeyim sana. Bunlar çete. Marketin sahibi de bu işin içinde. Vallahi billahi diyorum sana ya. Aynı numarayı yapıp duruyorlar diyorum ya. Ya Allah'ım o da bir insan evladı. O marketin sahibi de bir insan evladı. Senin çocuğun olacak. Senin çocuğun olduğunu ne yapacağız sonra? Kaleyi işten fethetmişler. İftira mı etsinler? Sen merak etme çocuğum. Bari malları alaydı çocuğun elinden. Aa şu malları şey yaptı. Neyse tamam ya. Neyse o da evine götürür onları da. Kendi evine götürür. Kızım resmen hamilelik hassasiyetini sömürüyorlar. Anlasana ya. Ulan bak yine kapı çalıyor. Eğer bu seferki de manavın oluysa ağlama dinlemem dalarım Allah belamı versin ha. Ozi ya. Aynı dönem hamile kaldığım bütün arkadaşlarımın mide bulantıları geçti. Benimki bir türlü geçmiyor. Neden acaba? Ağzında bir şey var. Tam bittikten sonra söyle. Bir yorum yap bana ne olur. Ha ters giden bir şeyler mi var acaba? Yoksa benim vücudum hamileliğe hazır mı değildi? Ha. Peki hazır olmayan bir vücut sağlıklı bir doğumu nasıl yapacak? Kız benim midemde bir problem var yoksa ha? Olabilir mi? Ya gerçekten midemde bir problem varsa bitiremedin sen de. Bitiremedin ya ağzındakileri. Acaba ben hamileliğe mi yoruyorum? Yani problem benim evliliğimde mi? Yani evlilik mi tutuyor beni acaba? Evlilik tutuyor da ondan mı sürekli midem çalkalanıyor böyle? Ben fark etmiyorum. Ha? Neden midem bulanıyor olabilir ki? Öküzle yaşıyorum çünkü ondan olabilir mi acaba? Acaba ondan olabilir mi sürekli benim midemin bulantısı? Evet, midesi bulanmayan arkadaşlarımın hepsinin kocalarına bir bakıyorum. Gidenen bir çekirdek. Fıs fıs oradan koku, pıs pıs buradan koku. Ay, vallahi güzel buladım bile kusacağım. Tatlım. Allah. Bu ne kız? Ne güzel kahvaltı sofrası böyle resmen. Kuş sütü eksik ha. Ya artık evlendik biz hayatım. Öyle eskiden olduğu gibi ayakta geçiştirmek yok. Oturuyorsun güzel. Şahane vallahi. Canım. Ay afiyet bal şeker olsun. Ay Ozan. Canım. Ay iyi ki evlendik be. Deli misin bebeğim? İyi ki aşkım ha. İyi ki. Yani bugün yeni hayatımızın ilk günü. Ya evlenmeden önce düşünsene. Ha hiç böyle beraber kalkıp, beraber güne uyanıp böyle güzel bir kahvaltı yapmak mümkün müydü Allah aşkına? Yani aslında mümkün ya. Evet. Mümkündü. Sık sık da yapıyorduk. Sık sık da. Hı. Evet. Evet ama bebeğim şimdi bak. Yani şimdi güzel güzel keyifle kahvaltımızı yapacağız. Sonra hiç acelemiz olmadan birlikte kalkacağız. Kahvelerimizi alacağız. Geçeceğiz televizyonun karşısına. Keyfimizi yapacağız. Evet, evlenmeden önce mümkün müydü bu rahatlık? Ha? Ha? Mümkündü be. Mümkündü sanki. Evet, zaten yapılıyor zaten. Doğru söylüyorsun. Ama... Ne? Mümkün müydü evlenmeden önce şey? Dur. Ha? Ben bilemedim. Biraz yardımcı olur musun? Tamam buldum kızım. İstediğimiz otelde kalabiliriz. Evlilik cüzdanıysa evlilik cüzdanı. Aa iyi de ama bu önemli bir ayrıntı. Bu böyle geçirebilecek bir şey değil yani. Şakası olmaz mı? Şakası olmaz. Bunun şakası olmaz. Süper ayrıntı bu yani. İyi ki evlendik yani. Evet değil mi? Değil mi? İyi ki. Zeyno neredesin? Kahven soğuyor. Geliyorum ya. Reçel döktüm ya şeyin üzerine. Masa örtüsünün üzerine. Onu bir elimde yıkadım da. Tamam hadi çabuk ol. Tamam geliyorum, asıyorum. Açıkmamış ama bu. Ne yapayım tamam. Kurusun o zaman burada bu. Yarın artık makineye atacağım. Zeynepciğim. Aa! Merhaba, nasılsın? İyiyim, sen nasılsın Sibel? İyiyim canım, Allah tek yastıkta kocatsın, hayırlı olsun. Amin, amin, teşekkür ederim. Yalnız ben şaşırdım doğrusu. Neden? Ya Zeyno, kızım kahven soğuyor, hadi ya. Hani bu devirde hala böyle gelenekler var mı bilmiyorum ama... neyse, hadi ben sonra uğrarım sana, bay bay. Nasıl gelenekler ya? İyiyim abi. Ne yapıyorsun aşkım, Allah'ını seversen bizi dünya aleme rezil edeceksin ya. Ne demek o, neden rezil olur, ne yapıyorsun? Aşkım içeride anlatırım, geç içeride anlatırım. Ne yapıyorsun ya, ona çıkmak zorunda değilsin. Gözünü belerse bakıyor manyak. Birazdan daha kahve koyayım mı kocacığım? Koy karıcığım benim. Karıcığım mı? Hı. Ne oldu? Sen bana kocacığım dedin, ben sana karıcığım diyeyim dedim bebeğim. Evet öyle dedin de, karıcığım biraz kaba mı? Karıcığım. Kaba gibi geliyor sanki bana. Tamam bir daha demeyeyim o zaman. Ama olmaz şimdi ben sana kocacığım dediğime göre sen de bana böyle bir şeyciğim demen lazım. Tamam. Eşciğim diyeyim, eşciğim. Yok ama da pek ağzı oturuyor böyle. Yok ben sevmedim eşciğim. Hayat arkadaşçığım. Yok artık. Uzun zaten öyle hayat arkadaşçığım. Var, zevciciğim diyeyim. Nasıl? Zevciciğim. Ben hatırlasana, zevciciğim. Aa yok, çok o da. Eski mi oluyor beraber? Zevciciğim. Ha derler, Refikacığım. Refika kim be? Kızım Refika eş demek ya, Allah Allah. Ha, aa yok istemem. Her seferinde senin tepeme zıplar. Yap. Ay sen bana Zeyno de ya. Zeynocuğum de yine. Vallahi Zeynocuğum diyeyim ya. Tamam. Zeynom benim. Aşkım benim. Zeynom benim. Bir şey söyleyeyim sana. Sen hemen eskisi gibi Ozi de o zaman yani. Öyle kocacığım yani. Bir tuhaf oluyor insan. Tamam öyle derim kocacığım. Bak deme işte Ozi de. Ozi'cim. Güzel oluyor böyle. Sağ olasın kızım. Afiyet olsun halacığım. Sağ ol aşkım ben. Şeker almayacağım. Şöyle şunu al. Tamam. Bunu hiç altına al da dönmesin. Tamam bebeğim, pardon. Yavrum, artık evlisiniz. Yarın öbür gün çocuklarınız olacak. İnşallah. Artık daha tasarruflu yaşamanız lazım. Kenara para koymanız lazım. Halacığım, ben bu sene biraz böyle işleri büyütmek niyetindeyim. Yani ekstra bir gelir elde edeceğim inşallah. Hiç merak etmeyin. Gelin ata binmiş, ya nasip demiş. Siz yine de tutumlu olun. Tabii, haklısınız halacığım. Ben tabii ki elimden geleni yapacağım. Ama ben bugün varım, yarın yoğum. Ne demişler? Gelin girmeyen ev olur. Ama ölüm girmeyen ev olmaz. Ablacığım, o nasıl söz öyle lütfen? Allah gecinden versin ya. Başkaları istediği kadar harcasın. Siz tasarruf edin. Gelin altın taht getirmiş, çıkmış içine oturmuş demişler. Ya tabii. Haklısınız. Şirket demişken, senin bir ortağın vardı. Ne oldu? Tüm işi sana yıkıyordu hani. Biz onunla yolları ayırdık halacığım. Bayağı oldu yani yolları ayıralı. Ahmak gelin yengeyi halayı sanırmış. Tabii. Ama o yeni bir ortak buldu kendine. Şirket kurdular, çalışıyor yani. İşleri de bayağı iyiymiş. Biz uyuşamadık herhalde. Bizim gelin bizden kaçar. Tutar ellere bağrını açar dedi. Ya haklısın halacığım. Ama Ozan, sen de bu konularda hiç seçici değilsin. Olur olmadık insanlara yeni gelinin, affedersin, sarıldığı gibi sarılıyorsun. Evet. Kaynana öcü, oğlu cici gibi değil mi? Ya. Adalet halacığım. Bu atasözünün konuyla ne bağlantısı var anlayamadım ben. Hiçbir bağlantısı yok aşkım. Bu genel hissiyatım. Bak kızım, artık evlisiniz, bir ailesiniz. Yuvanızın daim olması için birlikte emek sarf edeceksiniz. Öyle, tabii öyle. Evet. Öyle anne. 2 kişilik bir süreçtir evlilik. Ancak karşılıklı anlayışla yürür. Her şeyin başı anlayış. %100. Kesinlikle. %100. Yalnız burada sana büyük iş düşüyor Zeynep'ciğim. Erkek denen yaratığın anlayışı kıttır biraz. Öyle, onu biliyoruz anne, zaten onu biliyoruz. Anlayış dedin mi iş sende. Öyle. Sen şey yapma, o bildiğimiz şeyler. Sonra eşitlik de çok önemli. Her konuda eşit olacaksınız. Doğru. Tabii erkek biraz odun olur bu gibi konularda. Evet, olur. Dolayısıyla bu eşitliği sağlamak sana düşüyor Zeynep'ciğim. O bende, merak etme, bendeyiz. Ve nezaket. Bak, bu da çok önemli. Evliliğin temelinde karşılıklı nezaket yatmalı. Kesinlikle, %100. Burada da senin yükün ağır kızım. Erkek kantarın topuzunu kaçırırsa hatırlatmak sana düşüyor. Öyle. Dedim ya, erkek dediğin odundur biraz. Odun, bizimki biraz daha öküzce. Öyle, onu biliyoruz artık, bildiğimiz şeyler. Dediğim gibi işte. Nezaket, anlayış, eşitlik. Bu kaidelere uyduğunuz takdirde mutlu, mesut yaşayıp gidersiniz. Yürür gideriz, nezaket. Eşitlik, anlayıştı değil mi anne? Sanki bizim ilişkimizi anlatıyor ama değil mi hayatım? Fark ettim. Aynı bizim ilişkimiz hayatım. Öyle olmaz zaten. Evet. Vurma balıya vurun. Niye öyle iman söylüyorsun? Bizim ilişkimizi anlatmıyor mu? Onu anlatıyor bebeğim. Bizim ilişkimizi anlatıyor. Biz birbirimize güzel şeylerle hitap etmiyoruz. Var. Ediyoruz. Anlayışınız var. Nezaketimiz var. Kötü. Hele nezaket. Ama yani erkek dediğin odundur yani değil mi? Yani. Evet. Nerede kaldım bir tanem ya? Yorgunluktan öldüm yani. İyi misin? Çok yoruldum. Ne oldu kızım ya? Muayene bu kadar uzun sürer mi Allah Allah? Taksi mi almadı? Hayırdır? Taksiyle gitmedim, otobüste gittim. Niye ki? Şimdi ben hamileyim ya. İstedim ki işte otobüse bineyim. Otobüsteki insanlar da bana hamile olduğum için... Öyle yer vermek için birbirleriyle yarışsınlar. Kendimi özel hissedeyim istedim. Hayda Zeyno ya. Bu halin ne peki? Girdim, girer girmez bir baktım ön sıralarda, zaten ilk 4 sırada madalyalı amcalar. Ne? Gazi buluşması mı varmış neymiş? Başımda selam verdim onlara. Geçtim, ilerledim, orta taraf hamile dolu. Allah nasıl denk gelmiş ki? Ama haftada bir buluşup işte bir yerde hamilelik yogasına gidiyorlarmış onlar da. Arka tarafta. Sonra ilerledim biraz daha. Yaşlı dolu, çoluk çocuk, çombalak, herkesin çocuğu var, çoluğu var. Köşede bir tane küçük bir yer buldum kendime, oraya ilişiverdim, oturdum. Ne güzel. Ben oturdum, bir sonraki durakta hamile 2 tane çocuğu kucağında ayağı kırık kadın bindi. Kalktım mecburen yer verdim tabii ki yani. Tabii yani. Buraya gelene kadar ayaktaydım yani, o kadar yol, öldüm yorgunluktan. Ama yani ayaktaki tek yolcu olarak da kendini bayağı özel hissetmişsiniz sevgili. Lütfen dalga geçme, hamileyim ben. Biliyorum aşkım, biliyorum, hamilesin. Gel bir öpeyim seni, hamile. Gelecek halim yok. Ben gel bir öpeyim seni. Neden çok belli mi olmuyor acaba? Gazi buluşması mı varmış? Ama bu kadar. Bir okaliptüs ağacında birkaç koala ailesi bulunabilir. Ağacı apartman gibi kullanırlar, hepsinin ayrı yeri ve katı vardır. Erkek koalanın göğsünde koku üreten salgı bezleri vardır. Yerlerini... Burcu! Bebeğim, belgesel izliyordum ben ya. Ha. Aşkım, ben hamile olduğum için öyle olur olmak şey böyle heyecanlanabiliyorum. Kızım, bir koalanın hayatı seni ne kadar heyecanlandıracak anlamadım ki. İşte hamileyim ya. Ondan olur olmadık şeylere heyecanlanıyorum zaten. Bir korku filmi. Korku filmi açtım. Ya hamile olduğum için korku filmlerinden korkmuyorum. Evet, romantik komediler mesela irkiltiyor beni. O dramalardaki kir diyorum. İyi, o zaman ben bir şeyler atıştırayım bari. Aa, atıştırma. Niye ya? Ay, hamileyim ya ben, şimdi sen bir şeyler atıştırırken ağır ağır kokar bana. Cık. Ya da böyle canım çeker, yemek isterim. Şimdi durup dururken boşu boşuna yemek yemeyeyim. O zaman ben şu yana taşıyan kızların mangal partisine katılayım bari, ne yapayım? Başka çare yok. Ne? Aşkım, ben açım, sen de hamilesin. Ne yapacağız? Başka çare yok. Evet, hamileyim. Hamile olduğum için anaçlığım üzerimde. O yüzden seni böyle aç açına bırakamam. Kalkayım da bir şeyler hazırlayayım Zevcem'e. Yok bebeğim, ne gerek var? Sen şimdi hamile uğraşma. Olur mu Zevcim? Ben kızlarla beraber hallederim. Olmaz Zevcim. Ben sana hemen çok güzel şey hazırlayacağım. Kız vallahi yorulma sen. Yok yok, vallahi billahi dur. Ay, hamileyim ya, böyle yavaş yavaş kalkıp oturacağım. Ne yapıyorduk? Koalaların hayatını izliyordun değil mi sen? Ay. Hamile olduğum için o koalaların yeri bende böyle apayrı şu anda. Öyle mi? Evet. Bir de tabii ben hamile olduğum için seni o kızların 50 metre yakınında görürsem kafanı kırabilirim. Ne bileyim, etlerini lime lime doğrayabilirim. Hamile olduğum için. Bunlar çünkü hormonlarıma hakim olamıyorum. Anladım bebeğim. Hadi sen bir şey hazırla o zaman bana. Hadi bebeğim. Canım. Ay, kalınlığın tatlılığı, onların şekerliği. Allah sen soktun, sen çıkar ya Rabbi sen.